Sizlere çok özel birisinin selamını getirdim. Hiç tahmin eden var mı? O zaman sizden şöyle bir şey istiyorum. Evet, hava soğuk ama şöyle bir havayı ısıtalım. Ankara'dan duyulacak bir alkış Cumhurbaşkanımız için. Zeki Tosun Başkanımız güven tazeledi. İllerde il başkanları Recep Tayyip Erdoğan'ın hem şahsının hem de kurumsal kimliği olan AK Parti'nin temsilcisidir. Bizler için çok değerlidir. Ben de teşkilatların içerisinden geliyorum. O yüzden il başkanlarımızın görev süreleri boyunca son derece değerle, kıymetle akdedilmesi, çok değerli bir şekilde davranılması gerektiğine inanıyorum. İllere gittikçe de ben elimizden geldiği kadar kara kalem bir şeyler il başkanları hakkında yazmaya gayret gösteriyorum. Şimdi benim bunu okuyacağım. Güzel şiir okuyan bir adam değilim ama beğenirseniz alkışlarsınız, beğenmezseniz alkışlamazsınız. Zonguldak'tır kara elmas, zümrüt orman, inançlıdır, inançlıdır Ak Dava'da nefer olan. 2023'te tarih yazacak buradaki her kahraman, hazırsak başlayalım, haydi gel Zeki Başkan. ...2019 yerel seçimlerinde gerçekten Zonguldak bir farklılığı istediği için AK Parti'yi seçti. Sonuçta millet ne derse biz buna kabulüz. Milletin dediği oldu. Ama gerçekten arada da az bir fark var. 2000 oy farkı var. Bu aslında Zonguldak'ta CHP'ye bir değişim sinyali. AK Parti'ye de evet, biz artık CHP'nin hizmetlerini istemiyoruz. AK hizmetleri, AK belediyeciliği denemek istiyoruz demiş. Ve burada üzerimize büyük sorumluluk düşüyor. İşte bunu nesiller boyu 5 yıl değil, 10 yıl değil, daha ileri bir seviyede taşımak için gerçek anlamda burada hizmeti, gönül belediyecini, gönül işini ortaya koymamız lazım. Bunun son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de bugün maalesef muhalefette çok ciddi bir sıkıntı yaşıyoruz. Yani Türkiye'de muhalefet tamamen yapmış olduğu politikalarını ve siyasetini AK Parti'nin başarısızlığına, Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ülkenin başından gitmesine, milliyetçi muhafazakar çizginin tamamen yönetim kadrolarından ayrılmasına ve kendilerinin ülkenin başına gelmesine yönelik bir siyaset güdüyorlar. Her parti siyaset için var, her partiye saygı var ama her partinin de mutlaka belli bir planı, projesi olması lazım. Yani ben bugün muhalefetin yaptığına bakıyorum da hakikaten sürekli bir yalanın ipine sarılmak, sürekli yalan söyleyerek, sürekli bizi kötüleyerek, sürekli de ülkenin kötülüğünü isteyerek, yurt dışına bizi şikayet ederek bir noktaya getirmeye çalışıyorlar siyasetlerini. Halbuki yapılması gereken bir şey var. Yapılması gereken tek şey, herkes, her parti, iktidarda olsun, muhalefette olsun, vatandaşın ayağına gidecek, planını, projesini anlatacak. Bizim eksiklerimiz varsa elbet bizi eleştirecek ama onların çözüm önerileriyle beraber çözüm önerilerini de ortaya koyması lazım. Maalesef bu konuda hakikaten Türkiye'de çok ciddi bir muhalefet boşluğu var. Çok ciddi bir şekilde bir seviyesizlik var. Hakikaten iki gün evvel Antalya'da tohumculuk kongresindeydim. Bütün rakamlar iyi. Yani Türkiye ihracatını dolar bazında 8,5 misli arttırmış, üretimini dolar bazında 9 misli arttırmış, kat be kat arttırmış ve Türkiye ihracat yapan, dünyada tohumculukta ilk 10'a giren bir ülke. Bunları biz söylemiyoruz, uluslararası kurumlar da söylüyor. Ama muhalefete bakarsan Türkiye'yi yabancı tohum firmaları istila etmiş ve Türkiye'de tarım bitmiş, Türkiye'de hiçbir şey yapılmıyor gibi. Tabii ki özellikle birçok alanı da böyle kirleterek ve sorumsuzca davranılmasından dolayı maalesef birçok konuda da gençlerimizi biz mesela tarıma çekmekte zorlanıyoruz. Halbuki tüm rakamlar
tarımda her şeyin daha iyiye gitmekte olduğunu gösteriyor. Borçlukların azalmakta olduğunu gösteriyor. 2021 hasat yılı sezonu itibariyle de çiftçimizin kâr ettiğini gösteriyor. Bu anlamda baktığınız zaman maalesef muhalefet her zaman olduğu gibi sorumlu davranacağına sorumlu davranıyor. Yani biz hep istiyoruz eleştirilelim ama eleştirirken yanına da çözüm önerisi koyun. Ama burada bırakın eleştirilmek, doğruları bükerek, hakikatleri bükerek, gerçekleri saptırarak, çarptırarak 3 oy daha alır mıyız hesabıyla Türkiye'nin gıda güvenliğiyle, Türkiye'nin gıda arz güvenliğiyle oynama var. Aynı şey. Türkiye'nin finansal istikrarıyla, Türkiye'nin istikrarıyla oynamayla alakalı senaryoları hep birlikte gördük. Ne yaptılar? Tayyip Erdoğan'a sus diyenler pazartesi akşamı doların düştüğünü görünce sus pus kaldılar. Dut yemiş bülbüle döndüler. Bütün sosyal medyada bu suratları böyle çıktı ortaya, değil mi? Ya arkadaşlar, Türkiye'nin kötülüğü üzerinden siyaset yapmanın bir anlamı var mıdır? Ama bunların siyaseti bu kadar dar. Bunların beyinleri ve zihinleri bu kadar dar. Bunların çapsızlıkları bu kadar. Maalesef ülkenin kötüye gitmesinden medet umanlar. İşte bunların ayakları takılsın, bunlar yere düşsün, bunlar yerden kalkamasın da biz gelelim diye siyaset yapanlara da bu millet ferasetiyle 20 yıldır nasıl cevap verdiyse ben eminim ki 2023'te de öyle cevap verecek. Elbette bazı problemlerimiz var, olabilir. Ekonomik problemler. Türkiye'de döviz ilk defa artmıyor. Yani seneler boyunca son 20-30 seneye, belki 40 seneye baktığınız zaman dövizin düşüş trendinde olduğu seneler sayılıdır. Artış trendinde olduğu seneler daha fazladır. Ama bunların üzerinden siyaset yapmak, bunların üzerinden ülkenin batmasını beklemek isteyenlere de ben şunu söylüyorum, daha çok bekleyeceksiniz. Bu millet ferasetli bir millettir. Bu millet bazı problemler de olsa her zaman teraziye her şeyi doğru koyar ve doğru şekilde değerlendirir diye düşünüyorum. Maalesef Türkiye'nin son 19 yılında Recep Tayyip Erdoğan'ın her konuda her şeyde imzası ve çok büyük hizmetleri varken maalesef muhalefet nankörlük etmiştir ve bugüne kadar hiçbir konuda hiçbir şeye aferin dememiştir. Muhalefet belki tasvip etmeyebilir ama bugün artık yani 2021 yılındayız. 21. yüzyılı ifa ediyoruz. 21. yüzyılı yaşarken de yani bugün muhalefetin de şunu diyebilmesi lazım. Evet, şu konularda iyi şeyler yapılmıştır ama buna da bakılması lazım. Maalesef böyle bir bakış açısı yok. Böyle bir bakış açısı olmadığı için ve nankörlük yapıldığı için millet de bunlara her zaman sandıkta cevabını veriyor. Bizim yatırım, üretim, istihdam odaklı bir bakış açımız var ekonomiye ve bunda da ısrarcı olmaya da devam edeceğiz. Yüksek faizin ülkeyi tahrip ettiğine inanıyoruz. Yüksek faizin olmaması gerektiğine inanıyoruz. İnşallah faiz konusunda, enflasyon konusunda, fiyat istikrarı konusunda da gereğini yapacağız. Bugün muhalefet bir şey yapmak istiyorsa gidip STK'ları tek tek dolaşıp işte TÜSİAD'a gidip ondan sonra bize bir şeyler söyleyeceğine tek tek STK'lara gidip dolaşabilirler. Diyebilirler ki ya bak döviz düştü, bu noktalara kadar geldi, hadi şu gıda fiyatları, hadi şu diğer fiyatlar, hadi şu tekstil fiyatları, bunların bir an evvel raflarda düşmesini hep birlikte sağlayalım. Çünkü muhalefetin de üstüne mutlaka pozitif anlamda bir pozitif gündemle ilgili sorumluluk düşmediğini mi sanıyorsunuz? Bence düşüyor. Onlar da gidip bir şeyler yapması lazım. Ama bunlar yardımı her zaman yabancı kapılarda ararlar. Bunlar her zaman giderler Türkiye'yi, ülkemizi şikayet ederler. Bunların kafası maalesef mandacı bir kafa. İktidara muhalif olmak başka, ülkenin büyümesine, ülkenin kötü olmasına muhalif olmak başka. Bunlar maalesef bunların kafası böyle. Bunların aslında ne yapılabileceklerini de aslında biliyoruz. Aynası iştir kişinin,
lafa bakılmaz. Bunların belediyelerdeki performansını gördünüz. Zonguldak'ta da vatandaş bunların belediyedeki performansını gördü. Hadi çok güzel. Madem güzel işler yapacaksınız, belediyelerde bir yapın da bir görelim. Tayyip Erdoğan bu ülkenin başına nasıl geldi? İstanbul Belediyesi'nde güzel işler yaptı. Güzel hizmetler yaptı ve bu ülkenin başına geldi. Bu millet de onu bu ülkenin başına getirdi. Hadi sizin bu kadar fırsatınız var. Güzel güzel belediyeleriniz var. Güzel güzel şehirlerimiz var. Hadi onlar da böyle imza olacak fikirlerle, icraatlarla ortaya çıkın ve bunları yapın. Ama bunların hepsinin Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi makyajı akmıştır. Bunlar bir makyaj yaptılar. O makyajla 2019'da önemli belediyelerde milletten kredi aldılar. Ama o kredilerini şu anda az bir zaman geç, 3 seneden az bir zaman geçmiş olmasına rağmen o kredileri de neredeyse tamamıyla bitmiştir. Döviz bunların son kozuydu. Erken seçim hevesleri kursaklarında kaldı. Seçimimiz 2023'tedir. 2023 Haziran'dadır. Buradaki sonuçta elbette sonuca millet karar verecektir. Ama bugünkü yapıyla, bugünkü bakış açısıyla, bugünkü bunların siyaset anlayış tarzıyla da seçimin neticesi gene bellidir. Recep Tayyip Erdoğan yine 2023'te inşallah Türkiye'nin lideridir. Tabii burada parti olarak, teşkilat olarak hepimize de çok görevler düşüyor. Ben de teşkilatlarda hepinizin olduğu gibi teşkilatların içinden gelen bir insanım. Ve teşkilatlarda bakanlık haricinde de son 15 yılda çok önemli bir görevim olmadı. Bir il başkan yardımcılığı görevimiz oldu ama teşkilatlarda her zaman çalıştık. Zaman zaman milletvekili adaylıklarımız oldu. Ama teşkilatlarda hakikaten çok önemli bir görevimiz olmadı ama her zaman gayretle AK Parti davasının yürümesi için gayret ettik. Çünkü benim inancım şudur, bizim en önemli görevimiz AK Parti üyeliğimizdir. Bakanlığımız, milletvekilliğimiz, il başkanlığımız, belediye meclis üyeliğimiz, ilçe başkanlığımız, yönetim kurulu üyeliklerimiz bunların hepsi gelip geçici konulardır. Ama biz 21. yüzyılda gerçekten daha iyi bir Türkiye istiyorsak, evlatlarımız için daha iyi bir Türkiye istiyorsak, bir defa bu son 20 senelik kalkınma hamlesinin devam etmesi için hem 2023 seçimlerinde, hem 2024 yerel seçimlerinde, hem de inşallah gelecek diğer seçimler içinde altyapıyı sağlam yapmamız lazım, kapı kapı dolaşmamız lazım. Bize oy vermeyenleri de ayaklarına gidip onları ikna etmemiz lazım. Hadi dostum, hadi kardeşim, bu iş Recep Tayyip Erdoğan'ın meselesi değil, bu iş milletin meselesi, çocuklarımızın geleceğinin meselesi deyip onları da ikna ediyor olmamız lazım. Gerçekten Zonguldak son dönemde yerel yönetimlerle beraber büyük bir fırsat yakalamıştır. Bugün değerli belediye başkanımız Ankara'da ama doğum günü bugün, doğum günü olduğunu öğrendik. Gıyabın da sizlerin nezdinde de doğum gününü kutlayalım. Yine belediye başkanımızın duyacağı bir şekilde bir başkanımıza da bir alkış gösterelim. Yoğun bir gündemimiz var. Sabah tarıma dayalı organize sanayi bölgesinin ziyaretinde bulunduk. Çok sevindirici bir şey. Burada organize sanayi bölgesine talep tam. İnşallah bunun genişlemesini de konuşmaya başladık. Hemen akabinde teşkilat ziyaretlerimizden sonra cumamızı eda ediyoruz. Ondan sonra da bir sektör toplantısı yapacağız. Bölgedeki çiftçilerimizle, üreticilerimizle bir araya geliyor olacağız. Onların dertlerini dinliyor olacağız. Akabinde de inşallah akşam saatlerinde de Zonguldak'tan ayrılıyor olacağız. Ben bir kere daha sizlerle beraber olmaktan dolayı çok büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı cumalar olsun. Gününüz aydın olsun. Teşekkür ediyorum. Şimdi tabii arkadaşlar bakın konu Ticaret Bakanlığı'nın konusu ama elbette hem Ticaret Bakanlığı hem biz hem de Hazine Maliye Bakanlığı bu konuda denetim yapıyor. Fiyatların artışıyla alakalı konuda dövizin artışını gösterdiler. Referans gösteren firmalarımızın dövizin düştüğünde de
aynı referansı göstererek fiyatlarını yerine koyma maliyetini hesap ederek mutlaka düşürüyor olmaları lazım. Ben birkaç gün daha sabırlı olalım diyorum. Elbette bu herkes de serbest piyasa koşulları içerisinde bunları yapacaktır. Yapılmayan yerlerde de hem Ticaret Bakanımız hem de Hazine Maliye Bakanımızın uyarıları oldu. Gerekli denetimler onların eliyle de yapılıyor olacak. Burada hiç kimse merak etmesin. Mutlaka fiyatlarda da önemli bir miktarda düşüş olacağını gözlemleyeceğimizi düşünüyorum. Teşekkür ediyorum.